Dinçer anlatıyor İstanbullular için hangi önlemler alındı Süleyman Dinçer? Öncelikle şunu ifade edelim. İstanbul soğuk bir havada yılbaşına girmeye hazırlanıyor. Şu anda biz Taksim'deyiz. İstanbul denilince, yılbaşı denilince eğlencenin merkezi olan noktalardan birindeyiz. Taksim'de oldukça, İstanbul genelinde oldukça soğuk bir havanın olduğunu söylemek lazım. Aslında Taksim'deki ilk izlenimlerimiz şunlar. Çok sayıda turistle karşılaştık. Yayın öncesinde de burada bazı turistlerle röportaj yapma, sohbet etme imkanı bulduk. Özellikle her 3 kişiden ikisinin turist olduğunu söylemek lazım. İskandinav ülkelerinden, Arap ülkelerinden, Avrupa'dan çok fazla turist İstanbul'da yılbaşına girmek için bu noktaya geldiler. Ancak asıl önemli olan güvenlik önlemleri. Kameraman arkadaşım Onur Aksakal da sizlere gösterecek. Emniyetin zaten Taksim Meydanı'nda var olan bir polis noktası vardı. Orada polisler yerlerini almış durumda. İstanbul İtfaiyesi'nin ekipleri geliyor şu anda. Olası farklı durumlara yönelik onlar da yerlerini almaya devam ediyorlar. İstanbul genelinde 37 bin polisin görev yaptığını ifade ettiniz. Evet, ancak bu 37 bin sayısının İstanbul'daki tüm polis sayısını olduğunu söylemek lazım. Yani İstanbul polisi bugün tam kadro görev başında. Niçin? İstanbulluların ve İstanbul'a gelen turistlerin huzurlu bir şekilde yeni yıla girmesi için onlar da görevleri başında. İstanbul'da bazı kapanan yollar var. Özellikle bu sabah saat 8'den yarın sabah saat 8'e kadar devam edecek olan asıl bir önlem vardı. Onun başında da Taksim gibi, Kadıköy gibi, Şişli gibi, Beşiktaş gibi İstanbul'da turizmin merkezi olan noktalarda büyük araç girişlerinin girişi yasaklanmıştı. Bunun yanı sıra İstanbul Emniyet Müdürlüğü yılbaşı önlemleri kapsamında yine Beyoğlu'nda, Beşiktaş'ta, Şişli'de bazı yolların trafiğe kapanacağını açıkladı. Bugün itibariyle İstiklal Caddesi başta olmak üzere yine Şişli'de birçok yol trafiğe kapatılacak. Öte yandan Kadıköy'de de kapanılacak yollar var. Özellikle Taksim'e, İstiklal Caddesi'ne gelmek isteyen vatandaşlar Galata Köprüsü'nden gelen Kemeraltı Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinden bu noktaya gelmeleri gerekiyor. Şişli'ce kapanacak yollar 16 itibariyle kapanacak. Alternatif olarak Mim Kemal Öke Caddesi kullanılacak. Bunu da izleyenlerimize aktarmış olalım. Beşiktaş'taki yollar ise 15 itibariyle kapanacak. Bebek Arnavutköy Polis Merkezi istikametindeki yol tamamıyla kapatılmış olacak. Kadıköy'de de kapanacak yollar var ve 15 itibariyle de oradaki yolların kapanacağını söyleyelim. General Asım Gündüz Caddesi Kadıköy'de en çok dikkat çeken alternatif yol güzergahı olarak ön plana çıkıyor. Hemen yine kameraman arkadaşımızdan bir kez daha rica edelim. Arkada polis ekiplerinin hazırlıkları devam ediyor. Yine birçok sivil polis bu alanda görevlerinin başındalar. Onlar da birkaç gün öncesinden hem İstanbul Valisi'nin açıklamaları vardı, hem Emniyet Müdürü'nün açıklamaları vardı. İstanbul bir kez daha huzurun ve güvenin merkezi olarak yılbaşında huzurlu bir şekilde turistlerini ağırlıyor. Hakikaten en çok dikkatimi çeken unsurlardan birisi oldu. Bulunduğumuz alanda çok sayıda turistin olduğunu söylemek lazım. Onlarla da konuştuğumuzda İstanbul'da yılbaşına girmekten dolayı mutlu olduklarını ifade ediyor. İşte vatandaşları görüyorsunuz şu anda tarihi İstiklal Meydanı'nda fotoğraflarını çekiyorlar, selfilerini çekiyorlar. Bu alanda hatıralarını bir bir kaydediyorlar ve İstanbul'da soğuk bir havada yeni yıl hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Polisin de bugün önemli görevleri var. Onlara da kolaylıklar diliyoruz. Biz de görev başındayız ve şimdi sözü tekrar merkeze bırakıyoruz.